Eklektik, farklı felsefi veya sanatsal sistemlerden alınan unsurların yeni bir sistem içinde yeniden kullanılması anlamına gelir. Eklektik kelimesi Fransızca eklektik sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Fransızca sözcük ise eski Yunanca eklektikos, seçici, seçmeci sözcüğünden alıntıdır. Farklı düşünce akımlarından gerekli gördüğü kavramları alarak bir araya toplayan bir felsefe yaklaşımıdır. İlk temsilcileri milattan önce 2. yüzyılda yaşamış olan Potamon ve milattan önce 1. yüzyılda yaşamış olan Filodur. Bu filozoflar Platon, Aristo, Stoa ve Epikürcüler gibi farklı felsefe okullarından seçtikleri öğretileri birleştirmeye çalışmışlardır. Ortaya çıkışı Antik Yunan'da başlayan ve farklı felsefe okullarının birbiriyle rekabet ettiği bir döneme denk gelir. Bu dönemde bazı filozoflar farklı düşünce okullarının birbirine zıt olmadığını, aksine birbirini tamamladığını savunarak seçmeci bir tutum sergilemişlerdir. Eklektik felsefenin ilk temsilcileri olan Potamon ve Filon, çeşitli düşünce okullarından seçtikleri öğretileri birleştirmeye çalışmışlardır. Potamon, İskenderiyeli bir filozoftur. Kendinden önceki felsefe sistemlerinden bazı kavram ve fikirleri birleştirerek seçmeci bir okul kurmuştur. Mantık, ahlak ve fizik ile uğraşmıştır. Mantık ve ahlakta Stoacılarla Epikürcüleri uzlaştırmaya çalışmış, fizikte Aristoteles'in dört öyesine değinmiştir. Ayrıca Platonculuk ile de ilgilenmiştir. Potamon Tanrının, evrenin ve her şeyin yaratıcısı olduğuna, varlığına ve birliğine inanmıştır. Bilginin duyulardan ve akıldan geldiğini savunmuştur. Ona göre duyular bilginin kaynağıdır. Ancak akıl duyuların verilerini yorumlayarak gerçek bilgiye ulaşmayı sağlar. Ahlakın Tanrının iradesine uygun bir yaşam sürmek olduğunu savunmuştur. Eklektik felsefeyi sistematik bir hale getirmeye çalışmıştır. Filon, İskenderiyeli bir Yahudi filozoftur. Yahudi dininin öğretilerini felsefe ile uyumlu hale getirmeye çalışmıştır. Özellikle Platon ve Stoacılardan etkilenmiştir. Alegorik yorumlarıyla Tevrat'ın derin anlamlarını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Filo'ya göre insan Tanrı'ya benzemeye ve Tanrı'nın iradesini yerine getirmeye çalışmalıdır. Yahudilik ve felsefeyi sentezlemiştir. Her ne kadar kavramın tarihi bu kadar gerilere gitse de seçmeciliğin kurucusu ve isim babası olarak 19. yüzyılda yaşamış olan Victor Cousin anılmaktadır. Sistemler doğruluklara oranında geçerli, inkar ettikleri kadar da yanlıştır ilkesiyle bilinir. Hegel'in öğrencisidir. Akaragaslı Empedokles, M.Ö. 490 330 yılları arasında yaşamış olan antik Yunan filozofudur. Empedokles de eklektik felsefenin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Felsefesi dört temel unsurun yani ateş, su, hava ve toprağın varlığına dayanmaktadır. Bu dört temel unsur sürekli bir hareket halindedir ve bu hareket sonucunda evren oluşur ve yok olur. Empodokles'in bu görüşü dört element kuramı olarak anılır. Ayrıca sevgi ve nefret kavramlarını da felsefesine dahil etmiştir. Sevgi, dört temel unsuru birbirine bağlayan ve evren oluşumunu sağlayan bir güçtür. Nefret ise dört temel unsuru birbirinden ayıran ve evren yok oluşunu sağlayan bir güçtür. Dört element kuramı orta çağda Aristotelesçiliğe egemen olan dört temel nitelik kuramının altyapısını oluşturmuştur. Sevgi ve nefret kavramları ise Platonculuk ve Stoacılık gibi felsefe akımlarında önemli rol oynamıştır. Eklektik felsefe Orta Çağ'da da ele alınmıştır. Bu dönemde İslam ve Hristiyan felsefesi arasında bir sentez oluşturmaya çalışan eklektik filozoflar yaşamıştır. Bunlardan bazıları İbn Sina, İbn Rüşd, Thomas Aquinas, Dan Scotus'tur. Bu filozoflar felsefenin dinle uyumlu olabileceğini ve dinin felsefeye kaynaklık edebileceğini göstermişlerdir. Eklektik felsefe Rönesans'ta ve aydınlanmada da yeniden canlanmıştır. Bu dönemde Farklı felsefi akımların en iyi yönlerini bir araya getiren ve evrensel bir felsefe oluşturmaya çalışan eklektik filozoflar vardır. Bunlardan bazıları Erasmus, Montaigne, Descartes ve Kant'tır. Bu filozoflar felsefenin hem teorik hem de pratik bir yönü olduğunu vurgulamış ve güncel sorunlara katkı sağlayabileceğini göstermişlerdir. Eklektik felsefenin özellikleri çeşitlilik, seçmecilik, özgünlük, teori ve pratik ilişkisi olarak sayılabilir. Çeşitlilik, eklektik filozoflar kendileri için en doğru olan unsurları seçerken farklı akımların ve sistemlerin doğru ve yanlış yönlerini değerlendirirler. Seçmecilik, seçici bir yaklaşım benimseyerek kendileri için en doğru olan unsurları bir araya getirmeye çalışırlar. Özgünlük Özgün bir felsefe sistemi oluşturmaya çalışılır. Teori ve pratik ilişkisi felsefenin hem teorik hem de pratik bir yönü olduğunu vurgular. Felsefenin dinle, sanatla, bilimle, güncel sorunlarla ilişkisini kurar. Eklektik felsefenin temel amacı farklı felsefe akımlarından ve düşünce sistemlerinden alınan unsurları bir araya getirerek Yeni ve özgün bir felsefi sistemi oluşturmaktır. Yöntemleri, karşılaştırma, farklı felsefe akımlarını ve düşünce sistemlerini karşılaştırarak benzerlikleri ve farklılıkları belirlemeye çalışır. Eleştirel düşünme, eleştirel bir şekilde değerlendirerek doğru ve yanlış yönlerini belirlemeye çalışır. Analiz ederek temel kavramları ve ilkelerini belirlemeye çalışır. Alınan unsurları sentezleyerek yeni ve özgün bir felsefe sistemi oluşturmaya çalışır. Bu yöntemler sayesinde eklektik filozoflar kendileri için en doğru olan unsurları seçerek yeni ve özgün bir felsefe sistemi oluşturabilirler. Eklektik felsefenin farklı felsefe okullarından aldığı öğretilere bakacak olursak, Platon Platonculuktan idealizm ruhun ölümsüzlüğü, epistemoloji yani bilgi felsefesi ve metafizik gibi öğretileri almıştır. Aristo'dan mantık, etik, siyaset felsefesi ve doğa felsefesi gibi öğretileri almıştır. Stoacılıktaki kader, erdemin önemi, haz ve acı, doğa yasası, akıl, duygusuzluk, kozmopolitizm gibi öğretileri almıştır. Epikürcülükten haz, tanrılar ve ölüm gibi öğretileri almıştır. Hristiyanlıktan tanrı, ruh, sonsuz yaşam ve ahlak gibi öğretileri almıştır. İslam felsefesinden tanrı, insan, evren ve ahlak gibi öğretileri almıştır. Eklektik felsefenin eleştirileri ve savunmalarına gelelim. Eleştiriler Farklı felsefe akımlarından ve düşünce sistemlerinden keyfi olarak seçilen unsurları bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu için tutarsızlık ve belirsizlikle eleştirilir. Eklektik filozofların farklı akımların ve sistemlerin doğru ve yanlış yönlerini değerlendirmede başarılı olamayabilecekleri ve bu nedenle tutarsız bir felsefe sistemi oluşturabilecekleri öne sürülür. Bir diğer eleştirisi bu felsefenin eleştirel düşünmeyi ve özgün fikirleri engelleyebileceğidir. Farklı akımların ve sistemlerin öğretilerini eleştirel bir şekilde değerlendirmekten kaçınabilecekleri ve bu nedenle eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin mümkün olmadığı öne sürülür. Felsefi sistemlerin bütünlüğünü bozduğu ve felsefenin derinliğini yitirmesine yol açtığı için eleştirilmiştir. Savunmalar, yeni ve özgün bir felsefe sistemi oluşturma potansiyeline sahip olduğu savunulur. Daha kapsamlı ve bütüncül bir felsefe sistemi oluşturabilir. Bir diğer savunması, bu felsefenin farklı bakış açılarını ve kültürleri anlamamızı sağladığıdır. Farklı akımların ve sistemlerin öğretilerini inceleyerek farklı bakış açılarını ve kültürleri daha iyi anlayabileceğimiz öne sürülür. Felsefe akımlarının bütünlüğünü bozduğu eleştirisine karşı felsefe sistemlerinin bütünlüğünün mutlak olmadığı ve felsefenin derinliğinin farklı bakış açılarını kapsayacak şekilde genişletmenin olası olduğunu savunmuştur. Tutarsızlık ve belirsizlikle eleştirilse de yeni ve özgün bir felsefe sistemi oluşturma potansiyeline sahip olduğu da savunulmaktadır. Eklektik felsefenin etkileri, antik çağda farklı felsefe okullarının birbirine zıt olmadığı, aksine birbirini tamamladığı savunulmuştur. Felsefede bir uzlaşma ve sentez yapılması için çaba harcanmıştır. En önemlisi, düşünce çeşitliliğini ve hoşgörüyü teşvik etmiştir. Yeni felsefe akımlarının ve düşünce sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin Orta Çağ'da yaşamış olan İslam filozofu Farabi, Platonculuk, Aristotelesçilik ve İslam felsefesinden aldığı unsurları sentezleyerek kendi eklektik felsefe sistemini oluşturmuştur. Felsefi düşüncenin daha kapsamlı ve bütüncül bir hale gelmesine katkıda bulunmuştur. Hint felsefesinde hem klasik hem de modern dönemlerde eklektik yaklaşımlarla karşılaşılır. Budizm Hint felsefesinin en etkili okullarından biridir. Budizm farklı bölgelerde yayıldıkça farklı budist okulları ortaya çıkmıştır. Bu okullar farklı felsefi sistemlerden etkilenmiş ve eklektik bir tutum sergilemiştir. Örneğin Mahayana Budizmi Platonculuk ve Vedanta'dan etkilenmiş ve fikirler dünyası ruhun ölümsüzlüğü, aşkın güzellik ve iyilik gibi kavramları benimsemiştir. Terevada Budizmi, Aristotelesçilik ve Karvaka'dan etkilenmiş ve atom, boşluk, rastlantı, özgürlük gibi kavramları benimsemiştir. Navya Nyaya okulu Aristotelesçilik ve Stoacılıktan etkilenmiş ve mantık, kategoriler, nedensellik gibi kavramları geliştirmiştir. İslam ve Batı felsefesinden de etkilenmiş ve Tanrı, bilgi, dil, ahlak gibi kavramları tartışmıştır. Hristiyan felsefesinde eklektizm Antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir. Hristiyan felsefesinin temel konuları arasında Tanrı'nın varlığının kanıtı, kötülük problemi, kader ve özgür irade problemi, ruh-beden ilişkisi, ahlak ve bilgi gibi sorunlar yer almıştır. Agustinius, Platonculuktan etkilenmiş ve Tanrı'nın varlığını ontolojik yani varlık felsefesi olarak kanıtlamaya çalışmıştır. Ayrıca kötülüğü Tanrı'nın yaratmadığı ama insanın iradesiyle seçtiği bir eksiklik olarak açıklamıştır. Aquinalı Thomas Aristo'dan etkilenmiş ve Tanrı'nın varlığını kozmolojik olarak kanıtlamaya çalışmıştır. Ayrıca akıl ve inancın uyumlu olduğunu ve insanın hem doğal hem de ilahi bir yasaya tabi olduğunu savunmuştur. Erasmus Rönesans döneminde yaşamış ve hem Platon hem de Aristo'dan etkilenmiştir. Ayrıca Hristiyanlığın özüne dönmeyi ve kilisenin dogmatik tutumunu eleştirmeyi amaçlamıştır. Eklektik felsefe Antik Çağ'da ve Orta Çağ'da önemli bir yere sahip olsa da Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinde yeniden canlanmıştır. Bu canlanma aşağıdaki faktörlerden kaynaklanmıştır. Rönesans döneminde klasik Yunan ve Roma eserleri yeniden keşfedilmiş ve incelenmiştir. Bu eserlerin incelenmesi eklektik filozofları farklı felsefe akımlarından ve düşünce sistemlerinden alınan unsurları sentezlemeye teşvik etmiştir. Aydınlanma döneminde düşünce özgürlüğü artmış ve insanlar farklı fikirlere ve görüşlere açık olmaya başlamıştır. Bu da eklektik felsefenin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Rönesans ve Aydınlanma döneminde çeşitli toplumsal değişimler başlatmıştır. Eklektik felsefe, farklı fikirlere ve görüşlere açık olmayı teşvik ettiği için düşünce çeşitliliğinin ve hoşgörüsünün artmasına katkıda bulunmuştur. Rönesans döneminde yaşamış olan İtalyan filozof ve sanatçı Leonardo Da Vinci, Platonculuk, Aristotelesçilik ve Stoacılıktan aldığı unsurları sentezleyerek yeni bir sanat anlayışı ve bilim anlayışı geliştirmiştir. Aydınlanma döneminde yaşamış olan Fransız filozof Jean-Jacques Rousseau toplumsal sözleşme teorisini geliştirmiştir. Bu teori Fransız devreminde önemli bir rol oynamıştır. Rönesans döneminde klasik Yunan ve Roma eserleri yeniden keşfedilmiş ve incelenmiştir. Bu eserlerin incelenmesi eklektik filozofları, farklı felsefe akımlarından ve düşünce sistemlerinden alınan unsurları sentezlemeye teşvik etmiştir. Aydınlanma döneminde düşünce özgürlüğü artmış ve insanlar farklı fikirlere ve görüşlere açık olmaya başlamıştır. Bu da eklektik felsefenin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Rönesans ve Aydınlanma döneminde çeşitli toplumsal değişimler başlatmıştır. Eklektik felsefe farklı fikirlere ve görüşlere açık olmaya teşvik ettiği için düşünce çeşitliğinin ve hoşgörüsünün artmasına katkıda bulunmuştur. Aydınlanma döneminde yaşamış olan Fransız filozof Jean-Jacques Rousseau, Platonculuk ve Hristiyanlıktan aldığı unsurları sentezleyerek toplumsal sözleşme teorisini geliştirmiştir. Bu teori Fransız Devrimi'nde önemli bir rol oynamıştır. Modern ve çağdaş felsefede farklı felsefe akımlarından ve düşünce sistemlerinden alınan unsurların bir araya getirilerek Yeni ve özgün felsefe sistemleri oluşturulması yaygın bir uygulamadır. Örneğin Alman filozof Immanuel Kant Platonculuk, Aristotelesçilik ve Hristiyanlıktan aldığı unsurları sentezleyerek kendi felsefi sistemini geliştirmiştir. Modern ve çağdaş filozoflar farklı fikirlere ve görüşlere açık olmanın önemini vurgulamışlardır. Karl Marx Hegelci idealizm ve Marksist materyalizmden aldığı unsurları sentezleyerek yeni bir toplumsal ve ekonomik sistem olan sosyalizmi geliştirmiştir. Jean-Jacques Rousseau toplumsal sözleşme teorisini Platonculuk ve Hristiyanlıktan aldığı unsurları sentezleyerek geliştirmiştir. Rousseau'nun toplumsal sözleşme teorisi modern ve çağdaş felsefede de önemli bir yere sahiptir. Bu teori Liberalizm, sosyalizm ve anarşizm gibi farklı siyasi ideolojilerin temelini oluşturmuştur. Özgün eklektizm, İslam felsefesinin temel karakteristiği olarak kabul edilen bir kavramdır. Eleştirel, orijinal ve sistematik bir yöntemle yapılır. İslam felsefesinde özgün eklektizmin temelini oluşturan Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi filozoflar genellikle Platonculuk Aristotelesçilik, Stoacılık ve Neoplatonculuk gibi Yunan-Roma felsefelerinden, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlerden ve İslam'ın kendi felsefi geleneğinden unsurlar almışlardır. Özgün eklektizm, Antik Yunan felsefesi, İslam dini, Hint felsefesi, Hristiyan felsefesi, Batı felsefesi gibi farklı kaynaklardan beslenmiştir. İslam felsefesinin hem klasik hem de modern dönemlerde önemli filozoflar ve okullar ortaya çıkarmasına katkıda bulunmuştur. Eklektik felsefe, felsefede bir uzlaşma ve sentez oluşturarak farklı kültürlerin birbirini anlamasına ve saygı duymasına katkıda bulunmuştur. Farklı felsefe okullarının birbirine zıt olmadığı, aksine birbirini tamamladığını savunmuştur. Felsefenin dinle, sanatla bilimle ve güncel sorunlarla ilişkisini kurmuştur. Felsefenin derinliğini ve bütünlüğünü koruyarak evrensel bir nitelik taşımasını sağlamıştır. Felsefi sistemlerin bütünlüğünü bozmadan felsefenin hem doğal hem de ilahi bir yasaya tabi olduğunu savunmuştur. Uygarlığın tarih boyunca farklı dönemlerde ve farklı alanlarda etkili olmasını sağlamıştır. Hem kendi içinde hem de diğer uygarlıklarla barışçıl ve uyumlu bir şekilde yaşamasına katkıda bulunmuştur. Ekliklik felsefenin güncel sorunlara katkısı Güncel sorunları daha iyi anlamamıza ve çözmemize yardımcıdır. Antroposen yani insanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeylere çıktığı sanayi devriminden bugüne olan süreç ve devam edecek bu duruma İnsan çağı da denen döneme verilen isim. Ekolojik sorunlar, topluluk sorusu, tanınma krizi, bilişsel bilim, yapay zeka, zihin teknolojileri ve dikkat ekonomisi gibi güncel konularla ilgilenir. Eklektik felsefe, farklı felsefe akımlarından ve düşünce sistemlerinden alınan unsurları bir araya getirerek yeni çözüm yolları üretebilir. Bu değişimler güncel sorunların çözümüne katkıda bulunabilir. Günümüz dünyasında giderek artan karmaşıklık ve belirsizlik karşısında daha kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısı sunarak güncel sorunlara çözüm bulmamıza yardımcı olabilir. Günümüz dünyasında eklektik felsefe yaklaşımı oldukça akılcı sonuçlar verebilir kapitalist ülkelerin sosyal devlet ilkesini kullanarak vatandaşlarını oluşan refahtan daha fazla yararlandırmaları, Komünist Çin'in kapitalist ekonomik yaklaşımları ile dünya ticaretinde en önemli üreticilerden biri olması. Belki de zaman içinde her düşünce sisteminin iyi yanlarını alarak daha iyi bir uygarlık geliştirilebilir. Dünya tarihi boyunca ekleklik düşünce sistemini benimseyerek üyelerinin evrensel ahlaki değerlere sahip olmasını ve bu değerler doğrultusunda yaşaması için çabalamasını teşvik eden kuruluşlar da vardır. Eklektik yaklaşımları, bu kuruluşları farklı kültürlerden ve dinlerden gelen insanları bir araya getiren önemli bir özelliktir. Bu kuruluşlar genellikle eklektik bir ahlak sistemini kuruluşun temel taşı olarak benimser, erdemin tek iyi olduğunu ve doğaya uygun yaşamanın bilgelik olduğunu savunurlar. Bazen söylenip geçilen kavramlara takılıp kalıyorum. Ne olduğunu anlayana kadar da aklımdan bir türlü gitmiyor. Eklektik denip geçilen makaleler ve sunumlarda aslında bu kavramın ne olduğunu iyice anlamadan kafamda yankılanıp durmasından şikayetçiydim. İyice araştırıp çıkarttığım notlardan bu sunumu oluşturdum. Umarım sizin de işinize yarar.